Silikon Vadisi'nden herkese merhabalar. Ben Umut Büyükyürük. Bugün yine her gün olduğu gibi yepyeni teknoloji gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün Dinçer'le bir ürün inceleyeceğiz. Öncelikle hoş geldin Dinçer. Merhaba, hoş bulduk Umut'cum. Bugün güzel bir ürün var. Toshiba'nın aslında uzun süredir merak edilen, henüz Türkiye'de olmayan ama... Olan artık var ama yani çok yeni, öyle söyleyebilirim. Olan bir ürün de daha yeni Türkiye'ye girdi diyelim. Ama TNB artık getirmeye başlamış. Aslında ultrabook'lar Türkiye'de oldukça revaçta ve giderek de böyle bir hem iş dünyasından hem de bireysel kullanıcılar açısından çok değer görüyor. Sen inceledin ürünü. Evet. Bize biraz detaylandırabilir misin? Tabii ki. Artı yönlerine, eksi yönlerine. Kirabook. Önce serimizin ismi Kirabook. Toshiba'nın Kirabook serisi. Kirabook'un aynı geçtiğimiz günlerde anlattığımız diğer Asus'un ZenBook'u gibi birçok modeli var. Ama bu elimizdeki 13.3 inçlik bir modeli. 13.3 inç ekrana sahip. Intel Core i7 4500U işlemcisi var. 1.8 GHz'lik. O kadar çok anlatacağım özelliği var ki, yani o kadar çok bu ürünü farklılaştıran nokta var ki, yani nereden başlasam bilmiyorum, o yüzden sen bana sor. Hani ben sana teknik olarak şöyle söyleyeyim, 1.8 GHz'lik işlemci var, i7, Core i7 çok güçlü bir işlemci, hani sana 4. jenerasyon ne kadar güçlü olduğunu örneklere daha sonra anlatırım. İkincisi 256 GB'lik bir SSD Solid State Drive bir hard diski var, kapasitesi var. Onun dışında da 2560x1440 HD, QHD diyorlar buna. QHD bir ekranı var. Dokunmatik, 10 noktadan dokunmatik diyelim. Bir ekranı var. Ultra parlak ama bunun dışında üzerinde başka teknolojiler de var. Böyle başlamış olduk. Şimdi şöyle, ultrabook'larda en çok aslında sorulan soru birincisi inceliği, hafifliği. İkinci soru da dayanıklılığı. Çok güzel. Yani ikisi bir arada çok olmuyor. Hafif olursa malzemeden çalmış oluyorlar, kırılıp dökülebiliyor. Evet. Ki diğerlerinde öyle bir problem var. Kirabuk'ta nasıl bu performans? Ya şimdi öncelikle ekran dedim, ekrandan başlayarak gideyim. Kirabuk'ta dediğim gibi 2560x1440 bir ekran var ama bu ekran özel Corning Core denilen bir teknoloji, Corning Core Glass teknolojisiyle üretilmiş. Çok sağlam. Öncelikle bunu belirtmek lazım. Üzerindeki Pixel Pure teknolojisi zaten bütün görüntünün böyle daha parlak, daha net çıkmasını sağlıyor ve dediğim gibi dokunabiliyorsun. Bu anlamda işte swipe hareketini yapıyorsun, tap hareketini yapıyorsun, dokunabiliyorsun vesaire. Hani o bildiğimiz tabletlerdeki bütün hareketleri yapabildiğim bir ekrandan bahsediyorum. Bu arada ekranda çok az parmak izi var. Ekranda çok iyi bir özellik. Yani hem ekranda az parmak izi var hem de dikkat ediyorsan magnezyum kasasının üzerinde parmak izi yok. Aşağı yukarı her yere dokunuyorsun ve parmak izi çıkmıyor. Aynı büyüklükteki MacBook Air'dan, MacBook Pro'dan demiyorum, MacBook Air'dan 40 gram daha hafif, 1.315 gramlık bir ağırlığı var. %100. Daha sağlam. Sağlam olmasına rağmen daha hafif. İncelikleri ise aynı. İkisinde 0.7 inçlik bir inceliği var. Hem MacBook Air'ın hem bunun. Yani incelikte hiçbir farkları yok. Ağırlıkta daha hafif, sağlamlıkta ise %100 daha sağlam bir üründen bahsediyoruz. Hatta bu videonun sonuna doğru da seninle beraber bir teste yapacağız. Yani lafta da daha sağlam demeyeceğim. İstersen hem sen hem ben ikimiz de şöyle üzerine çıkıp bir zıplayalım bunun. Ondan sonra da kullanmaya. Evet, çünkü ben bunu denedim. Yani ilk defa da üzerine çıkılmayacak bunun, onu da söyleyeyim. Ben açıkçası biliyorsun yani çok eleştiren bir adamım. Sonuçta çok da eleştirel bakarım. Hani çizmek için çizmek için denedim, üzerine çıktım, zıpladım vesaire. Yok arkadaş, ne çiziliyor ne işte parmak izi var. Oldukça şık bir tasarıma sahip. Ekran, pardon, klavye arkadan aydınlatmalı. Çok kolay bir kullanım var. Yazımı çok basit. Ve istersen yavaş yavaş da şeye geçelim. Pil ömrüne geçelim. Ben de şimdi onu soracağım. Çünkü pil ömrü de inanılmaz. Yani ben 9 ila 16 saat demiş aralığı. 9 saatte 16 saat demiş. Yani ben şöyle söyleyeyim. Cuma günü bunu teste aldım. Cuma günden teste aldım. Şarj ettiğimde pazartesi gününe kadar kullandım. Yani ki orada test çok ettim. Çok iyi bir oran.
tabii 24 saat açık kalmadı, kabul ediyorum. Ama şey olarak, hani kullanım süresi olarak 2 gün, 3 gün çok rahat idare edebiliyor. Ha, bu arada güzel, MacBook'la karşılaştırıyoruz ya, bir şeyden daha yakalım. MacBook'ta bu kadar çok çıktı göremez. 3 tane bildiğin USB, HDMI çıktısı var, SD kart girişi var, Bluetooth'u var. Zaten wireless destekli, her türlü işte AC diyelim en son standart, wireless destekliyor, Bluetooth 4.0 destekliyor vesaire. Dolayısıyla da MacBook'ta bulduğundan fazlasını da buluyorsun bunda. Peki şimdi MacBook'la karşılaştırıyoruz. MacBook'tan daha fazla verdiği şeyler oluyor bize. Bizim bunun için ne kadar vermemiz gerekiyor konusuna gelelim. Evet, aşağı yukarı aynı fiyatlar diyebiliriz. Aşağı yukarı. Türkiye'deki fiyat aralığı yaklaşık 5000 TL'ler civarında olacak. Biliyorsun birçok sitede farklı fiyatlara satıldığı için ortalama bir rakam biliyorum. Evet. 5000 TL'ler civarında şu anda. Zaten Amerika fiyatları da aynı. Bu arada hani şunu da söyleyeyim. Gene en sevdiğim şeylerden biri bunun Amerika fiyatını, Amazon fiyatına da baktım. Amazon fiyatıyla Türkiye fiyatı arasında neredeyse bir fark yok. Evet, yani 1700-1800 dolarlar civarında. Ve istersen şimdi şeyi de yapalım. Bu çok önemli çünkü. Hani çıkalım üstüne ve görelim bakalım hani ne kadar sağlam olduğunu. Gördüğünüz gibi ekranım açık şu anda. Çalışıyor. Bütün bilgisayar. Bilgisayarı kapatıyorum. Tamam. Yere bırakıyorum. Mesela evde yürürken dikkatsiz bir şekilde. Evet, ben üstüne çıktım. Bak, üstüne çıktım şu anda. Gördüğün gibi. Hatta bastım. Bir çıtırtı sadece gelmemesi içimi çık, rahatlattı. Çık. Şimdi bakalım. Çalışıyor mu? Evet. Açıyorum. Gördüğünüz gibi açar açmaz, hatta şöyle tekrar göstereyim. Çalışıyor. Bizden geçti diyelim. Bizden geçti. Yani ben dediğim gibi sen bunu sen bir kere çıktın, ben evde 3-4 kez çıktım. Bu arada şeyi de söyleyeyim arkadaşlar, yani bunu yapmamızın sebebi hani amacımız üstüne çıkın tepinin bu bilgisayarın işi üst, hani ben bizim burada göstermeye çalıştığımız şey bunun ne kadar sağlam bir bilgisayar oldu. Ya aslında çok önemli bir detay çünkü işte çalışıp böyle yere bırakıp bilgisayarı gece yatmaya gittiğimizde falan gece biri yok. Yürürken benim iki tane bilgisayarım gitti öyle. Hayır, yapabilirsin çünkü yani, özellikle hani bunlar çok başa gelen şeyler. Yani düşürme testi de yapabiliriz. Fark etmez. Yani bunları ben test ettiğim için söylüyorum. Oldukça güçlü bir bilgisayardan bahsediyoruz. Ben uzun zamandır da zaten bu kadar güçlü bir bilgisayar hani görmedim. Bakın hani açılma hızını da bu arada görüyorsunuz. Dokunmatik ekranları falan. Yani gerçekten hızlı bir bilgisayar. Yani gerçekten o fiyat performans açısından değerlendirildiğinde evet, verilebilecek makul bir fiyat sayılabilir. 8 GB'lık bir RAM'i olduğunu söyledik mi hatırlamıyorum ama şimdi açarken sürekli aklıma gelip gidip duruyor böyle ekstra özellikleri. 8 GB'lık da bir RAM var. Gördüğün gibi alt tarafında da değiştirilebilir bir pil yok. Ses çıktıları stereo buradan çıkıyor. Burada bir ufak bir fanı var. Çok düşük bir yüzdeye gelmediği sürece fan çalışmıyor. Yani böyle pil %7'lere %6'lara geldiği zaman fan devreye giriyor. Ama onun dışında çok böyle bir sessiz, gördüğün gibi sesi olmayan bilgisayardan bahsediyoruz. Dinçer, hem verdiğin bilgiler için hem test için hem de bugün bize katıldığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Eklemek istediğin başka bir şey var mı ürün aklına? Bu kadar. Benden bugünlük bu kadar. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar. Bizleri aşağıdaki Twitter adresimizden ve YouTube kanalımızdan takip edebilir ve dilediğin soruyu bize yönlendirebilirsiniz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.